Tunancığım bir Breaking Bad sezonunu yedik. İkincisine başlayacaktık evet. fakat bir sofrada birinin olmadığını fark ettik. Ne yazık ki. Of tatili bir kan. türlü bitmeyen. Evet. <laughs> odun kırmaktan yılmayan sevgili dostumuz Ömer. Bizi duyuyorsan seni seviyoruz. Kambersiz düğün oluyor ne yazık evet. ki. Eski günlerdeki Neyse gibi. Tuna. <laughs> Neyse çabucak gelecek Ömer'cim inşallah. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Çin sezonu izleyince fark ettim yani. Çok şey abi. Nasıl diyeyim? Yarı çok sanatsal, yarı çok hikayesel. Yani o bizim ilk sezondaki sevdiğimiz hani karakter gelişimi olayı. Ya yani tabii ki var. Yok demiyorum da. Hani ilk sezonda ona bir çok yüklenip ikinci sezonda sanki ee, daha önce izlediğimden de hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi bir de sizden önce başladım. Ben ikinci sezonu bitirdim ya çekimler başladı. Onu da biliyorum. Sanki biraz şey daha hikaye odaklı gibi. Olayın felsefesinden bir tık uzaklaşmışlar gibi geldi bana. Ben bundan rahatsız değilim bu arada. Zırt pırt ee, simyesel anlatım yapmalarından daha iyi benim için. Vallahi ben o kadar şey yapamayacağım şimdi ben inceleme öncesi izliyorum sadece devam etmiyorum. Şu anda dolayısıyla iki bölüm izlemiş oldum. Önceki hatırladıklarım şey yapmayayım şimdi yani o girmeyeyim. Hı -hı. Bu gözle izlemek hep başka evet, oluyor. Evet. nasıl kaldığımız yerden devam ediyor? Sanki zaten ilk sezon biraz şey hani yarım kalmıştı zaten Hı -hı. İlk iki sezonu biraz tek sezon olarak görebilirsin ya yerinde. Olay örgüsü yapılıyor gerçi ama en yani oturup ikinci sezon yazmışlar belli yani. Yani hmm. şey değil. Çünkü bu sezonun bir pilotu var şeyle hatırlıyoruz bunu. Çünkü başka sezonda bu var mı bilmiyorum yani. Sezon sonunun opening'e koydukları yani birinci bölüme sezon sonu opening'i koymuş oldukları başka bir sezonu var mı bilmiyorum. Sezon sonu diyeceğimiz noktada yok evet. Ben işte o yüzden biraz sanatsal, deneysel dedim. Yani mesela Better Call Saul'dan bir şey yapmaya çalışıyorum ama orada da buna benzer bir şey oldu ya siyah beyaz muhabbet. Hmm. En spoilersız böyle anlatabildim. Hani sanki onun ilk prototipi gibi burası. Ben hala mesela sezon finaline geldiğimizde siz sana da Ömer'e de bu bölümle bunun alakası yok diye girmiyorum bilmeme rağmen. Hiç soracağım Zor. yani mesela ne, an, ne, anladık abi biz bu mevzuda yani anladın mı? Hani ne anlatmaya çalıştılar ben mi anlamadım falan diye. O yüzden ama şey konuşursuz. ha, onu o zaman konuşalım. Ee, ama dediğin gibi sezon sonu gösteriyor. Artık bölümün başında Bölümün sonunu göstermeyi de aşıp atlayıp yani. Ve bunu bir daha da <laughs> Sadece de, bu sezon var galiba. Evet, bir daha da yapmıyorlar. Bir daha da yapmıyor evet. Ya enteresan da <laughs> mesela o gözü yani oyuncak gözünü mesela aklımdan çıkmamış niyeyse. Evet. halbuki dandik bir şey yani çok da hani aşırı aşırı bir olay yok. Aklımda kalmış imgesel olarak. Bunu da burada görünce hani ha ulan direkt sezon başında mıymış bu oldu. E, vay be dedim ta sezon sonunda şey yapmışlar. İyi bakalım. Hayırlısı. O zaman ne hissettiğimi düşünmeye çalıştım bulamadım açıkçası. Ulan bu ne falan diye düşünmüşüzdür herhalde yani. Tabii tabii. Ben hatırlıyorum ilk izlediğimde işte Hani hı hı. sonunda bağlandığında bir de abi çok şimdi peş peşe izlemene rağmen hı. sen de ben de biz hafta hafta izlemedik ikinci sezonu evet. tek seferde izledik öyle izlemene rağmen neydi bu ya falan ha, ha o mu bu mu falan oluyorsun hani böyle yine kafanda hı. tam oturmuyor. Belki o yüzden zaten vazgeçer bu işte. Onu konuşuruz dediğin gibi oraya Onu geldiği konuşuruz. zaman. Evet. <laughs> bölüm isimlerini çok seviyorum. Ee, hepsi manalı oluyor bütün bölümlerin isimleri. Diğer dizilerde o zaman ekstra manalı oluyor bunların <laughs> Bölüme ismini veren kısmı e, olayın başından anlıyoruz. Tabii Tuko şeye Giray Altınok ok öldürdükten sonra <gülüyor> bizimkiler <gülüyor> Bu arada benziyormuş değil mi? Kabul ettin yani, değil mi? Şey, aynısı edit, değil. Birebir. Edit, edit, yap, edit yaparken kabul ettin değil mi? Birebir değil ama aynısı. Yani şey benziyor evet. Meksikalı giray altına <gülüyor> <gülüyor> İnce bir bıyık koymuş. Esmerleşmiş biraz. Tamam. Daha kötü rol evet. yapanı evet. <laughs> Bizim tabii şeyimiz bakıyor ki hesaplıyor ki kardeşim 737 liraya ihtiyacım var benim bu işten sıyrılmam için diyor. Biraz dişimizi sıkacağız falan. <laughs> 737 lira yani 5 cent falan mı diyor. <laughs> 737 bin dolar lütfen. Tabii 737K. Yani şey çok ee... güzel değil mi? Yani onu başta söyledin ama direkt bittiği yerden başlamış hani böyle. Ama mecbur <gülüyor> <gülüyor> yani. Çünkü öyle dangalakça bitmişti <laughs> evet, evet. biraz Doğru. Ilk, ilk sezon. Ee, aslında şöyle diyelim. Bu izlediğimiz iki bölüm ilk sezonun sonuymuş gibi bir şey oluyor. Doğru lan. bak ben Çünkü tuko, tuko finalize oluyor ya. Ama bak o kadar da güzel yapmış ki hani mesela ikinci bölüm şimdi konuşacağız onun sonundan sonra üçüncü bölüme geçtiğimizde abi dakika olay evet. değişti falan da olmuyor. Yani böyle çok güzel bir hmm. geçişle kapatmışlar. Tabii. Yoksa dediğin tabii. doğru evet üçüncü sezon, ikinci sezon, ilk sezon ilk sezonun finali gibi düşündüğün zaman bu iki bölüm. ya yani bu 737K tabii sen artık <laughs> tekrar izleyen kişiler olarak e, görüyoruz ki aslında Walter'ın kendini ikna etme yolu. Biraz kılıf. Yani çünkü her dönem bir kılıf buluyor ya bu şeyin kılıfı da yani 737K bir hedef koyup şeyin içinde kalmak vicdanen kendini rahatlatmak. Ama burada samimi olduğunu düşünüyorum ben. Abi şöyle. Geçiş yani... var yani anladın mı şimdi bu Heisenberg hmm. kısmı hala az. Yetki de artacak voltur kısmı Tabii. azalacak gibi böyle bir bar gibi düşünürsek Tabii. ama samimiden kastın şeyse hesaplı e, tek tek öyle, ig öyle İgnorlamaksa olayı yani bu dediğim şeyi evet samimi yani o o kısmı yok saydırıyor yani kendi e, refleks refleks olarak bilinçli yapmıyor hı hmm. Ama dediğin gibi kendini ikna etmek için hani sen de ya ignore istiyorum diyorum da o ne demiyor? Tamam yok sayma değil aslında. Tam şey, e, şey evrelerinde vardır ya. Yas evrelerinde vardır. Ne evet, reddetme. Yani evet yani durumu reddetme aslında kabullenememe yani. Hı. Kabullenmeyip ne yapıyor? Otomatikman kendi şeyi yok sayıyor tabii. Ne ne yapıyor? Yani tam bu sektörlerin içinde hala ben karım çocuğum için girdim şeyini hala yüzeyde tutuyor. O yalana hala inanıyor. Hı hı. E, buna ikna etmek için de bir şeyler lazım. 737 K'da o bir şeyler. Ama şu işte. an sence hala yani şey mi? O noktaya geldi mi? Şu an keyif için mi Hayır yapıyor sence? Abi. abi şey gibi. Ya cesi gibi olabilir. Alıp ço çoğalınca çocuğunu kaçabilir yani. E, 100 bin lirasını alıp kaçar gider. İşte düzene bozulmasın e, istiyor ya bir yandan. İşte o kendi işte onu diyorum sana bak. Aslında kendini. Yani sen 737 beni şeyi. yapsa da devam edecek diyorsun şu an Şaban bile. Mesela Tuko bir adam Tabii. adam öldürmeseydi, işleri bozulmasaydı, Hı -hı. E, 730 bin hakikaten şey olsa Tabii. tamam benim giderdi işim bitti. ki, bitti. Ya işte garanti alalım, 1 milyona çıkalım, 2 milyona çıkalım. Yani böyle böyle giderdi. Işte. Bence, bence şöyle bir ihtimalle var. 730 bini bitir, biriktirdiğinde... Tuko'ya harbiden, çünkü o zamana kadar yaşayacaklarını bilmiyoruz yani. O başka bir senaryoyu Hı -hı. gerektiriyor. Tuko'ya de, de, deseydi mesela, <laughs> tamam ben gidiyorum. Tuko'da <laughs> nereye lan ama <laughs> bulmuş yani kaçamazsın o o zaten hani ben dizinin en çok bunu seviyorum bir yandan ilk sezon finalinde vurduğu zaman yumruğu böyle suratına bir şok var ya o şok sadece şey değil adamı şu an dövüyor değil ben böyle bir dünyaya girdim artık yani burası böyle bir yer ya zaten Tuko'nun kapısını çaldığında girmiştir öyle bir dünya. Evet doğru. Yani bir kere artık bulaştın mı adama? Ne olacak ya geçmiş olsun. Sonra Tuko'nun manyaklığı tabii yani cesedi bile tekmelemesi. Tuko'nun bu hırsından dolayı hani her şeyi coşkuyla yaşaması var ya hani hiçbir gizli saklısı yok Tuko'nun evet. yaşadıklarını. Ayan beyan görüyorsun. Nasıl her hayatta kalmış bu zamana kadar? Çok garip ya. O pervasızlığı kalkanı da olmuş bir yandan abi. Bulaşamıyorsun adama yani. Hani korkuyorsun. Hayır, böyle bir adamın çok hata yapması lazım. Senin ve hmm. bu, bu dünya hata yapılabilir yer değil yani. Ama sonuçta kartel kral işte bak kaçıyor. Büyük Salaman kral. Meksika'ya bir gidiyor, geliyor. Anladın mı? Yani böyle böyle. Doğru. Zaten değil, şeyde doğru. de kaçak ya aslında. Yani o mekanı varken de kaçak zaten. Öyle mi? E tabii ya yani hep kaçak hacı. Yani o resmi bir adam değil ki orada. Uyuşturucu kaçakçısı sonuçta. Sadece kanıt bekliyorsun. Hani adamın kanıt bulup şey yapacaksın. İşte o anlamda söylüyorum yani diken ucunda olduğu için böyle bir adam bir noktada bu şekilde bir dengesizlik yapması lazım sanki gibi geliyor. Ya işte bunlar babadan kalma geldiği o, o, hep içinde oldukları için direkt şeyleri var zaten adamların. Yani hani şu durumda şöyle davranılır bu durumda böyle davranılır. Salak olsan bile biliyorsun yani neler yapacağını. Gerçi ortalıkta yapmıyor zaten yapacağı şeyler. Genelde ücra köşelerde yapıyor. Yani mesela Jesse'yi dövdüğü yerde kendi mekanıydı. Mesela AVM'de buluşsalardı o Giray Altunov. Büyük ihtimal yaşıyordu giray altında. yaşıyordu evet. Prensin ikinci sezonu <laughs> Walter yüzünden öldü diyebilir miyiz giray altında? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dokunduğu her şeyi yok ediyor. Ya işte diyorum <laughs> ya sen adam gerçekten bu şeyin bu dünyanın kanser hücresi yani tek başına. Tabii tabii aynen öyle aynen. Ve sonra dünyanın en dendik ceset yok edişini görüyoruz abi. Ceset yok etme evet. operasyonu. Ayağıyla e, arabanın altına <laughs> itme. <laughs> üstüne de böyle oradan bir tane karton piyel bir şey koyuyor böyle. <laughs> evet, evet. Allah Allah. Yalnız be orada be. bile farkındaysan şey detayını Hı. baştan vermişler. O o araba tık ediyor ilk önce. E tabii canım tabii. Bunları hiç ihmal etmez. Hiç ihmal etmiyorlar. etmez. At, yani evet. bir şey bir şeyde atlayın ya değil mi? Yani? <laughs> hiç atlamaz böyle. Bunlar çok basit şeyler onun evet. Için. <laughs> basit. Son abi eve gidiyor. Bak psikolojileri bu ilk defa şeyle karşılaşıyorlar. Tekinsizlikle. Tamam mı? Walter'da, Jesse'de. Biri ölmüş bu tukoyla biz ne yapacağız İşte ya ya o ya biz falan diyor ya daha hmm. yani baştan başlıyor artık Jesse çok doğru söylüyor orada. yani Walter aslında biraz şey yapmaya çalışıyor da ee, Jesse aklına başına getiriyor diyelim. Sonra da Walter Jesse'nin aklına başına getiriyor kardeşim ne yapacaksın? Hani kaç kere sıkacaksın? Biz anlat bakalım bir. İki karakter arasındaki farkı görüyoruz. Birinin ne Tabii. kadar detaycı ve ne kadar böyle beş adım öteyi düşünen hmm. bir adam olması zaten evet. kendi hayatında da öyle. Hmm. Hep zaten garantici olduğu için bugüne kadar ilerleyememiş ya. Orada Jesse'nin de hemen gidelim sıkalım pa 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 falan yapması hmm. böyle. Bir de böyle yan tutuyor şey. <laughs> Çünkü çok tırsıyor yani heyecanla. Evet evet. A aşırı, aşırı korkuyor. Korkmakta da haklı. Tabii yaş yani. farkı da var orada. Tabii ben de o kadar parayla dayak yesem. Ha, tecrübe de. farkı da var yani Tukolu. Nasıl bir adam olduğunu biliyor yani hakikaten. Aklı yani korkmakta da haklı. Sonra tabii bizim mesela Walter da eve gidiyor ne yapacağını bilemez halde falan böyle bir şokta. ya yani televizyon izliyor karısını duymuyor falan filan. Hmm. Ondan sonra tekrar dünyaya dönce diyelim karısı ona dokununca. Mesela olayın dramatikliğinin farkında oluyor. Resmen ağlıyor hacı yani karısının evet. omzunda ağlıyor yani. E, ve bak ya iyice suçlu şeyine girmiş tamam mı? Böyle uyuşturucu olarak karısını kullanıyor yani. Hmm. Onun uyuşturucusu hani nasıl ilk e, zevkten zaten uyuşturucu ya zevkten kullanılır ya da bir şeyleri unutmaktan kullanılır evet. ilk başta e, ki sahnede bu şey sahnelerin sek sahnelerinde e, bir zevkten dolayı yapıyordu bunda da uyuşturucu niyeti yani, yani o üzüntüyü o evhamı kafasına taktığı şeyi unutmak için anlık olarak bir işte domine edecek karısını ve oradan şey yapacak böyle bir unutacak yani Hı -hı. Bir yarım saatte unutacak neyse ya güzelse bak bir şey amacına hizmet etti mi bir amaca göre yazınca bir şeyleri ne kadar düzgün ve güzel oluyor yani. Daha böyle gerçekçi oluyor, mantıklı oluyor. Ama öylesine koyunca işte bir halta benzemiyor sanırım. Bu arada bizim Jesse'nin şey aldığı yere dikkat ettin mi yine? E, tabii ki tam öyle. Belli ki Dog House e, ticaret merkezi. <laughs> Bu dünya. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Yani ama yani oradan önünden geçsen kesin burada illegal sayılan her şey her şey anladın mı? Hani böyle illegal şeyin illegalliğin İsviçre çakısı devasa böyle anladım her yerinden bir illegal evet. bir şey çıkıyormuş gibi bir de şey güzeldi bu arada sen dediğin sende o da böyle dizinin özeti gibi oluyor bir yerde Skyler diyor ki bak biliyorum yaşadıkların hiç hak, hak etmiyorsun hak, yani evet. hiç adil değil diyorsun hmm. üzülüyorsun senin başına geldi hmm. bu falan ama hmm. benden çıkarma diyor şeyini hıncını diyor tamam mı doğru çok da haklı haklı ve şey yani gerçekten de öyle oluyor. Tabii önemli bildiğimiz için. Arada böyle bilinçaltı şeyler de sıkıştırıyor bir insanı. Mesela bir radyoloji şeyi var orada. Radyoloji firması var diyelim. Onun sloganı var. İşte we will see right through you diyor. İçinizi direkt Görün. görüyoruz falan filan diye. <laughs> Daha sonra işte Hank'le Mary'nin sıkıntısını görüyoruz abi. İşte Mary biraz kafayı iyi ki. Yani. Belli ki yani biraz da zor bir psikolojik sıkıntısı var. Hani böyle bir üstünü kapatıyor, konuşmuyor, etmiyor falan. Hank için zor yani hakikaten. Abi yaptığında pişmanlık duymayan insanlar dünyanın en zor insanlarıdır yani. Ben bunu kendim de deneyimledim. Çünkü... Verdiği zararı anlatamıyorsun. Yani hmm. anlamıyor. Bak bana bunu bunu yapıyorsun. Ben böyle hissediyorum. Bana bunu yapma diyorsun. Devam hmm. ediyor yapmaya. Onu, yani şey hepsi bütün bu, bu tarzdaki insanlar tabii psikopatlığından yapmıyor onu. Hmm. Bazı insanlar huyu böyle. De, Meri de anlamıyor değil aslında. Anlamamayı seçiyor Meri. Tabii tabii. O da var. Yani bilerek yapıyor. Bilinçli yapıyor. Ve çok zor ya. Yani. hangi üzülüyorsun böyle. Sonra şeyi izliyor. Bizimkilerin metil Metilamin miydi neydi? Hmm e, ee, onu çalıştılarının videosunu izliyor işte Hank. E, ee, i̇lk başta şey hoşuna gidiyor ama sonra bakıyor yok lan bunlar. E, ee, bir garipmiş diyor. Yani kitap eğitimleri tamam ama sokak becerileri yok diyor. Belli ki. Evet, tam, ben de tam o bir şey. şey. Thermite. So they tell me. It's kind of stuff you see on a James Bond movie. Nice. That's another trade. Ah, uh, wait. I take that back. Hey, try rolling it, morons. It's a barrel. <laughs> say these two know their chemistry. They got book learning, but no street skills. They better pray it's us who catches up to them and not those boys from Juarez. <laughs> şeyi ben orada anlamadım. Dua etsinler Juarez adamlarından önce biz bulalım diyor. Juarez kim? Juarez. Şeyi mi kastediyor acaba? Hani uyuşturucu kartellerinden önce biz bulalım. Tamam işte. Biz... Kim de öyle birim vardı Juárez Juarez hatırlamam. diye bir... Ben de hatırlayamadım. Ondan not etmişim. Ulan bu kimdi? Öyle biri mi vardı falan filan oldu. <laughs> Neyse ben Juárez hatırlamadım. <laughs> Kaçırdığımız bir şey varsa arkadaşlar yazsın. Bu arada Matt ee... onu çalmalarını izlemelerinin sebebi diyeyim. Sadece o malzemenin orada kullanılabilecek olması mı? Tabii tabii. Aynı. Çünkü bir an saçma geldi. Hırsızlığa bunlar niye bakıyor? Ne alaka dedim yani. Yok yok tamamen ondan. Onlara geldim. Şey, çal, şey çalmışlar yani. met yapacaklar. Hı. Kesin yani başka şey yok. Nasıl anlıyorlar peki met yapacaklarını? <laughs> Belki başka bir şey için çalındı. Yok işte. Demek ki başka bir şey için çalınacak bir kimyasal ürün değil. Ya bu çalınıyor ya. İllegal bir şey yapacaksın. Bunla ne yapacaksın? Bence uyuşturucu yaparsın. Volt izleniyor bayağı kabak gibi. Kim o? Gonzo falan mı? Kim o yani? Yok ya bence direkt şey. Tuko mu? Tabii canım. Sigara içiyordu. orada. Ya Tuko. Önce sigara yakıyor. Sonra şey yapıyor. Evet. Çünkü evini gelip buluyor yani sonrasında. Tuko niye geri adım atsın kaçsın ki? Çıkar sırıtır gibi geliyor bana Tuko. Yani. İşte şerefsizlik yapıyor. Bur buradayım yani biliyorum yerin haberin olsun. Yani. Bence oydu. Adamıymıştır gibi geldi bana ya. Tuko olsa kendini gösterdi. Çünkü ilk önce sigara yanıyor. Ona dikkat et. Ya sigara yanacak? Bir o mu İçiyor ya, ya, ya? kendisi. Yoruyor. Bir tek onun içtiğini gördük. O yüzden söylüyorum. Öyle mi? Ha? Bilmem olabilir. Sonra tabii üç 3.5 atmaya başlıyor. İzlendiğinde görünce öldürme fikri olarak Rice'ini tabii burada Tanışmış görüyoruz. Tanışmış oluyoruz artık. ilk defa. Evet ilk defa. Daha sonra, sonra dizinin oyuncularından biri olacak olan Rice'in. Rice'in evet önemli evet. de bir oyuncu olacak evet. pek çok zaman. I've got a better idea. What is it Mr. White? Lay it on me. Your castor beans. Or just gonna grow a magic beanstalk, climb it, and escape? We are going to process them into ricin. Ricin beans ricin, extremely effective poison. Back in the late 70s, ricin was used to assassinate a Bulgarian journalist. KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet in man's leg. And we're talking about a mount not much bigger than the head of a pin. Bu da çok güzel değil mi? Yani onu hiç bırakmıyorlar. Yani bir kullandıkları şeyi bir gün lazım olabilir diye tutuyorlar belli ki senaryo odasında ve kullanıyorlar onu. Umut Sarıkaya'nın yine bir karikatürü var. Hmm. Böyle bir şey alıyor eline adı çocuk. Ben bununla bir şey yaparım ya diyor kenara koyuyor. <laughs> Aynen öyle ama. Kesin bu da öyle olmuş. Ha bizde de var o ya. Bununla bir şey yapılır ya. Sonra asla bir şey yapılmıyor falan. <laughs> evet. Sonra dediğin gibi abi Hank'in Sky ile konuşması. Harika bir konuşması sahnesi bu. Çok iyi bir diyalog sahnesi. Ve orada son derece hak veriyorsun Sky'lara. Yani hakikaten. Hele o kardeşine ağız dolusu sövdüğünde ben çok tatmin olmuştum yani. Çünkü Mary öyle biri ya. <laughs> Tam anlamıyla. bir daha abi biz yani. bunların kaç? 5 aylık mı? 6 aylık mı? Sürecini o kadar bile değil. Çok Tabii. kısa bir sürecini gördük kardeşliklerini. Bu kadın onunla yaşadı yani ömrünü. Ve belli ki bu büyük kardeş. Buna hep hmm. işler vermiş, Mary hep şey yapmışlar. Sen de büyük kardeş olarak bilirsin. Küçüklere hmm. hep böyle bir... Ya o yapamadı. O hmm. gez zekalı o ya. O ben size o ben Hiçbir şey yaptırma ya falan böyle ailede vardır ya. Sonra aptal olur en küçük çocuk maalesef. Çünkü bir şey yaptırılmadığı <laughs> için. Orada öyle bir şey yaşanmış gibi geldi bana. Hani bıkmış artık onu çekmekten ve düzeltmekten. Bu artık burasına gelmiş bir de bu olayda yani. Şey olsa çekerdi muhtemelen. Yani bir derdi, <laughs> sıkıntısı olmasa ama gerçekten o kadar güzel bir zamanda ya Hank gerçekten onu görememiş. Yani şimdi Hank'in gözünde çok gıcık bir durum var. Hani böyle Mary kafayı yemiş falan hani bir destek istiyor. E şeyi tamamen unutuyor tabii. Skylar'ın içinde bulunduğu durumu tamamen unutuyor yani. Ve orada Skyler yüzüne vurunca falan Hank de yani hmm, <laughs> korkuyor içine bile ettim hatta. Falan <laughs> Eric. That baby tiara she gave me at the shower she stole it from Gertrude Zachary's and Marie won't admit it she won't apologize she's got this uh, therapist Dave I mean Dave is really good Dave's, yeah. but it's it's an ongoing process sky and we have got to be understanding oh oh i see now i'm supposed to go hank please what can i possibly do to further benefit my spoiled kleptomaniac bitch sister who somehow always manages to be the center of attention because god knows she's the one with the really important problems <laughs> Orada Hank'in sarılışı kadar harika bir görüntü yok abi ya. Yani, yani onun numara... beceriksiz sarılışı. Abi dünyanın en samimi, en iyi kalpli denyosu olabilir. Bayılıyor Hank'e. En sevdiğim karakteri Bu bölümde sevmediğim bir olayı söylemek istiyorum. Şimdi artık kusurlar da gözümüze batıyor. Şey, iyice eleştiri açı şey olunca. Hmm. Ve bu bence çok bariz bir kusur. Yani çok, senaryosal artık. Yani olayı bağlamak için inanılmaz. Yani bence Vince abiye yakışmayan hareketler. Olay mahallinde, olay mahalli fotosunu atması Hanks'ı. Walter'a, Hank'in. Aşırı senaryo icabı tesadüf yani. Hey, uh, you want something really freaky? I, I would, but Seriously, Walt, just gotta check out the rhyme scene, me and uh, me and Gomi. You're just like... Should be coming right now. Guess could be worse, huh? Be having a day like these two. couple of local bullet heads. Guess they pissed off the wrong guy. Walt, you there? Aşırı. Ben yani de seni hiç... gibi düşünecektim. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Sen bitir de ben neden öyle düşünmediğimi anlatayım. Bilmiyorum yani diyaloğun gidişi bile yani Hank bir sebep için arıyor. Durup dururken <laughs> şuna baksana. Ha, alsana. Baksana falan filan yani. Ama işte bak Hank hep öyleydi. İlk sezon hep öyleydi. Yani Walter'a gelip olayları anlatıyordu. Doğu, adamın doğum gününde baskın videosu izletiyorlar falan böyle. Daha ilk bölümden. Yani Hank'in ya şeyle arkadaşlığı var zaten. Bu kadar tesadüfe zaten. gerek yok. Bak oraya televizyon koymuşsun. Gonzo'nun öldüğünü televizyonda gösteriver ya. Olabilir. Yani bu bu kadar. Evet mesela o olabilir. Şey Yo ben şey anlamında zaten baştan beri söylüyorum. Breaking de çok fazla böyle kadar olayı var. Ama burası mesela o kadar batmadı bana. Çünkü bir önceki sende Skyler'ın yanına gitmesi Hı -hı. ve orada mecburen araması mesela sen de yaparsan. Ararken böyle Lan bir dakika baksana bir falan diye fotoğraf yollamaz mısın? Öyle bir karakter olsan. Ben yollamam mesela şahsen. Benim karakterim ya öyle o değil. O iş gücün arasında sor. Bir de bir dert için aramışsın. Sen hani bir... İşte e, ama farkındaysan. Şey Bak şey için Hank için hiçbir problem değil oradaki olayın vahşeti. Gidip böyle... <laughs> Fotoğrafımı çekse de falan diyor sonra. Yani öyle bakarsam evet, ancak şey oluyor yoksa bence ya, de biraz o, olamaz şey... mı olabilir de yani bu kadar <laughs> zorlamaya yani... gerek yok bunu diyorsun. Yani, yani lame lame bir yol yani hani biraz basat bir yol. yani. Çünkü dediğin şey... gibi bir sonraki bölümde hani birazdan geleceğiz. Televizyonda görüyorlar zaten. Orada biz de şoku ha. yaşasaydık mesela. Ha, orada yaşa şoku yani İlla orada senin Hank şebeklik yapmak zorunda değil ki orada yani. Gelelim Gonzo'nun yaz ölmesinin sebebi gidip o evet. sesi düzeltmek olup kan kaybından evet. ölmesi. O da yani. Çok süper bir ölüm bence. Yani Başının <laughs> sonra bağlanması. Evet evet bir de Hank gibi de eğleniyorsun yani bir izleyici olarak. <laughs> i̇şte bizim arkadaşlar <laughs> diyordu ya mesela kanalda. Hmm. Hank kötü birisi gidip cesetle fotoğraf çekiyor. Bak işte kötü değil. Yok be abi yani, Hank iyi birisi. Ha işte bu sahnede onu konuşmamız lazım yani. Deniyor yani. Kala basit. Başka bir cevabı Hadi yok. Kala bir bir kültür yani. yani çünkü. Onların kültürü. Çünkü. Alder Kirk'ünün şeyi yani bebesi diyelim Hank. Olabilir. O o yüzden öyle yani. Ya bir de <laughs> Skyler'la konuşurken de. Kalbi hep iyi de, yerde doğru yerde. Skyler'la konuşurken de görüyoruz ya zaten. Yani adam tabii, konuşmayı tabii. da bilmiyor. İletişim problemi bazı noktalarda zaten var. Tabii tabii o yastık bölümünde de vardı ya Walter'ı anlat Walter, Walter anlatırken. Yani. Orada replik olarak bu sefer benim ben hani benim analizim falan sanıyordum. Replik olarak var mı zaten abi? Yani. Ne o? Bir, demek ki bu bilinç Vince Gilligan'da yazarken varmış yani. Gonzo'nun ölümüne şey Hank anlatınca ha bu böyle gerizekalıktan ölmüş diye. Oradaki adam şey diyor şeylerden hmm. ekipten hmm. olan adam e, ilahi adalet yani diyor. Öyle mi diyordu? Evet evet. guy's kelime olarak bunu söylüyor ilahi adalet. Yani gerçekten bu ilahi adalet şeyi Breaking Bad ve Better Call Saul'un temelini oluşturan ana unsurlardan biri var. Evet. Yani Ama biraz netir. gerçeklikten uzak. Ya bana biraz da gerçekçi gibi de geliyor. Şöyle herkese oluyor. Öyle olması ya, bir şey oluyor. ya. Herkes cezalanıyor işin sonunda. O biraz yani, o kadar olmaz acı o yani. Ya bu şeyin tabiatından gibi oluyor ama. Ha. Ya öyle bir hikaye anlatıyor. Ha, ya. evet, Mesela. evet, evet. Bu edebi yani bir, bu, bir eser sonuçta yani. Diye ha, bu şey pislik yaşamın tabiatından yani. Siz bu ilahi adalet bunun koduna yazılmış yani. Siz böyle bir yaşam seçerseniz günün sonunda evet. bu şey başınıza gelir. Çünkü böyle bir hayat bu. Yani benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Bu arada şey görüyoruz yani Walter'ın unutmuşum ben bunu baya Skyler'a anlatacaktı Walter Tuko gelmese. Baya e, gelmese söyleyecekti yani. Bundan eminiz. Anladın ya. Yani Tuko gelmesi orada o banyoda Walter anlatacaktı. Ve nasıl bir şeyler olurdu yani bilemiyorum. Herhalde bu kadar ilerleyemezdi. Tabii canım bırak bu işi falan filan mı Herhalde Tuko'dan sonra bırakmak zorunda kalırdı. Şöyle de olabilirdi. Biz bu işe girdik. Evimizi tarayacaklar <laughs> Skyler'cim. Hemen en iyi eşyalarını alıyorsun. Tabii. Gidiyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Oregon'a. <laughs> tabii tabii. Ya, o o süreçte öyle olacak tabii canım da ama işte Tuko işini atlattıktan sonra mecburen Skyler'a başka diyecek bir şey kalmayacak. Ve ee, bırak Bak, zorunda kalacaktı ama tabii ne yaşardı Walter artık çünkü ölecek de. Tekrar başka bir şekilde girebilirdi de. Yani Walter bu ne yapacağı belli olmaz artık bu saatten sonra. Zehri tatlı ya bir kere. Walter'cığım bırakmayabilirdi onu. I, I don't know where ve Tuko kuralın gelip bunları götürmesi. Orada Jesse'nin oyunculuğunu ben çok severim. 10 numara oynuyor. Şeyden anlıyorsun yani. Arkada Tuko'nun oturduğunu şey olmadan anlıyorsun. Tuko gözükmeden önce anlıyorsun <laughs> Jesse'nin oyunculuğunda. Aaron Paul çok iyi ya. Bu sezon çok daha iyi. iyi be. Tabii tabii. Daha hep değil. İleriye il gidiyor. Her evet. sezon ileri gidiyor. Evet. evet arkadaşlar 2. sezon 1. bölümün konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Tukon'un manyaklıkları tam gaz devam. Sizce de Hank'in orada araması çok zorlama mı? Yoksa gayet olabilir de abartmayın mı diyorsunuz? Bize yorum lazım, abone lazım. 1500'de kaldık. <laughs> Ayrıca WhatsApp topluluğumuzu da kurduk. Katılırsanız orada evet. güzel muhabbetlerimiz de dönüyor. Sizi de bekleriz. Dönüyor. Kaliteli muhabbet dönüyor. Hadi sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. zaman izliyorsunuz. <laughs>